Evet. Baraka'ya geldik. Zeytinliğe gittiğimiz zaman şunlarla zeytinleri düşürüyoruz. Bitti gibi bir şey. Yani doğurursa ya buraya doğurur ya da... Evet gel. Herkese selam arkadaşlar. Köpeklerimizin yerini şu kaçan bıdıkların şöyle üstlerini kapattık bu hafta. Hiçbir şekilde kaçamayacaklar artık. Dört bir taraftan şöyle bezlerle çevrildi. Plastik kelepçelerle de bağladık. Artık bunlara rağmen de kaçıyorlarsa tebrik ederim yani. Uçan kuşa bile havlıyorlar ya, şaka gibi. Neyse, şimdi şu kalan bez parçalarını barakaya götüreceğim. Şuradaki barakaya. Bir de bizim önceki videolardan bahsettiğim bir tane hamile kedimiz vardı. O da bu. Ona da orada bir yer gibi, yatak gibi. Yani doğumu ne zaman bilmiyoruz ama yer gibi, yatak gibi böyle bir yer hazırlayacağım. Barakanın da içi çok kalabalık çünkü çok dağınık. Orayı biraz toparlayacağım. Bakalım. Anam, hareketlere bak. Sana ev yapacağız içeride. Gel. 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 Gel, korkma, gel. Gel. Evet. Hamile kedimiz bu. Bakalım. Şuradakileri barakaya götürmekle başlayalım. Ondan sonrasını içeride devam ederiz artık. Görüşürüz. Evet, barakaya geldik. Buradaki dağınıklığın sebebi arkadaşlar, hemen açıklayayım size. Işık da biraz yetersiz ama idare edin artık. Burada çünkü yaşanılmıyor. Bir tek bağdaki işler yapılacağı zaman gelindiği için bundan dolayı bu dağınıklık var açıkçası. Şimdi orayı birazcık kedinin doğum yapabilmesi için en azından, hani burada çünkü çok yağış oluyor. Yağış olduğu zaman en azından hani böyle güzel sıcak bir yerde doğum yapsın istedik. Yapacaksa da yani. Biz evin altına paspasın kabını ayarladık ama yine de soğuk olur diye. Bu barakanın içerisinde zaten kedi kapısı var. Birazdan onu da gösteririm size. Kedi kapısından girer. Kendi istediği gibi. İnşallah buraya bir yere doğum yapar bakalım. Ben ufaktan başlıyorum. Görüşürüz. Fazladan kalan malzemeler de var. Onları da buraya koyduk. Ayak altından kalksın diye. Gördüğünüz çok fazla yere sığmadığı için böyle çaprazlamasına koyduk. Ona bir yer bulamayacağım büyük ihtimal. Böyle kalacak diye düşünüyorum. Bakalım. Yine yer ayarlamaya çalışacağım tabii ama yer bulamazsam da yine bu şekilde böyle çapraz kalacak.
arkadaşlar bakın, zeytinliğe gittiğimiz zaman şunlarla zeytinleri düşürüyoruz. Tarak diyorlar bunlara. Uzuyor, kısalıyor şu sapları. Zeytinlerin dallarına bunları takıp çektiğimiz zaman zaten zeytinler patır patır dökülüyor. Burada da salıncak almıştık bağa. Kurduk. Ama ondan sonra vazgeçip çıkarmıştık. Bununla buraya attık. Yaza doğru belki tekrardan yine kurulumunu yaparız bakalım. Vallahi yok yok arkadaşlar. Her şeyi atmışız buraya. Bitti gibi bir şey. Bakalım. Koltuğun üstünü boşalttım arkadaşlar. Yani doğurursa ya buraya doğurur ya da belki alt kısma doğurur ama bilmiyorum. Ben ona böyle koltuğun üstünü ayarladım, boşalttım. İnşallah bakalım buraya bir yere doğurur. Zaten hemen girişinde de kedi kapısı var şöyle. Oyuk. Buradan istediği gibi girip çıkabiliyor. Şöyle ufaktan bir mutfağımız var. Lavabomuz var. Ha geldi. Senden bahsediyoruz, evet. Gel bak bakayım yerine, olmuş mu? Gel. Gel bak bakayım nasıl olmuş içerisi. Evet gel. 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 Bak bakayım içeriye. Olmuş mu? Olmuş dedin herhalde. Bak şöyle çok güzel yer yaptık sana. Çok tatlılar arkadaşlar ya. Aşırı. Şunları da şöyle kenara doğru çekeyim. Köpeklerin evinden kalan, girişi boğmayalım. Şunları da şöyle. Zaten ileride burası iyice adam akıllı toplanacak. Tek elle tutup çekiyorum. Girişi de kapatmayalım. Şu da bayağı bir uzun. Onda mecburen çaprazlamasını şöyle diktim. Bakalım elimizden geldiği kadar düzeltmeye çalıştık. Değil mi?
arkadaşlar, kedinin yatağında yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoları beğenip yorum atıp bunu bize gösterebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.